Allah'ın peygamberini tanımak mı istiyorsunuz? Hazreti Peygamber'i. Onun düşmanlarına nasıl kimlerle mücadele ettiğine bakın, onu daha iyi tanırsınız. Sonra oradan dön, onun dostlarına bak, onun nasıl bir kudret olduğunu anlarsın. Sonra Halid devam ediyor. Düşmanlarına bak, Ebu Cehil, Ebu Leheb, Velid, Şeybe, Utbe, Uteybe, Umeyye, As bin Vail ve ötekiler. 30'a yakın Mekke'nin aristokrat, şımarık, haddini aşmış lideri var. Bütün bunlar Mekke'nin mafyası. Mekke'nin mafyası bunlar. Silahlı güçleri, sermayesi var, parası var. Medya patronu o günkü anlamda. Bizim en büyük isteğimiz, en büyük duamız, en büyük temennimiz mahşerde onun yakınında olmak, onunla beraber haşrolmak. Allah şefaatini bizlere nasip eylesin inşallah. Ama bütün bunlara rağmen son derece mütevazi, son derece halim ve selim, kendini toprak kadar mütevazi gören, halkın içinden hiç ayrılmayan bir nebi. Öyle değil mi? Onu ilk gören mehabetinden şöyle bir titrerdi, heybetinden. Şimdi heybet kelimesinin Türkçe karşılığı yok. Karizma diyorlar. Karizma küçük kalıyor ya. Ama onu görünce, ilk gördüğünde insanlar etkileniyor, sonra alışıyorlar ona. Sonra ayrılamıyorlar. Biri öyle kenarda durur. İnsanlar nasıl konuşacaklarını, 1030'un üzerinde suikast girişiminde bulunulmuş. Rabbim her seferinde peygamberi çıkarmış. Muhammed'im gel, sana bir kürsü yapalım. Kürsü. Orada otur sen yukarıda. İnsanlar sana rahat ulaşamasınlar. Sana dokunamasınlar. Dertlerini anlasınlar. Sen onları dinle ve sonra söyleyeceğini söyle. Herkes sana rahat ulaşamasın.